hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? Burada ü eki, burada i eki, i eki, i eki, u eki var. Yani soru ne ile ilgili? Belirtme hal eki ile iyilik ekini ayırt etme sorusudur. ÖSYM çok sever. Denemelerde sıkça karşına çıkar. Ama bu basit bir soru. Şunu yapmanı istiyorum senden. Hangisinin sahibi belli burada? Mesela yüzü aşkın insan derken onun yüzü anlamı yok hocam. Her şeyi derken yine yok hocam. Eski günleri andılar. Onun eski günleri yine olmaz hocam. Defteri okulda kalınca yine ödevlerini yapamadı. Kim yapamadı? O yapamadı. Kimin defteri? Onun defteri. Ceyhan'ı işaretle geç. Biçim bilgisi çözmeye devam ediyoruz. Biçim bilgisinde karşımıza çıkacak önemli bir istisna göstereceğim. Dene ki aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki işlevinde kullanılmıştır? Tamlayan ekimiz ne? Bizim isim tamlamasına gelen ekimiz. İn ya da nin eki. Bazen isim tamlaması sorularında da denekinin olduğu isim tamlamalarını sorarlar. Sen bulamazsın. Aman dikkat et. Öğrencilerden birkaçı. Yani şu denin yerine bir in yazalım. Öğrencilerin birkaçı deneki inek yerine kullanıldığı zaman belirtili isim tamlaması yapar. Aman dikkat et. Bu dizelerde aşağıdaki eklerden hangisi yoktur demiş. 5 şıkta da farklı eki bulmanı istiyor. Lütfen bu tip sorulardan korkma. Bu tip soruların cevabı genellikle kolaydır. En azından şöyle bir bak. Mesela vasıta ekinin sen ile olduğunu bilirsen bu soruyu çözme ihtimalin çok yükselir. Çünkü yukarıda hiçbir yerde birleşik bir L eki yok. Dolayısıyla Edirne'yi işaretleyip soruyu çözebilirsin. Korkma. Hocam tamlayan eki neydi? İn ekiydi, nın ekiydi. Bak şurada var bir tane. Hatta şurada da var bir tane. Burada bir tamlayan varsa bu ikinci sözcükte de mecbur iyelik eki olmak zorunda. Bu iki şık zaten birbirini getirir. Bak yine aynı burada çoğul eki var. Tek sözcüğe bakarak üç tane eki eleyebiliyorum. Yapım eki ya bu kadar sözcüğün olduğu yerde mutlak yapım eki vardır. Mesela kıvırmaktan kıvrılan işaretle korkma. Biçim bilgisi çözmeye çıkmış sorularla devam ediyoruz. 2019'da hangisi 3. çoğul kişi iyilik eki diye sordu. Anlatılar, haklar, boylar, biçimler ve sahip olduklar birbirine çok benziyor. Çünkü çokluk ekimizlerle 3. çoğul iyilik ekimizleri birbirine karışabilir. Nasıl ayırt edebilirsin? Sadece altı çiziliği okuyarak değil öncesine bakman gerekiyor. Burası tekilse burada çokluk eki vardır. Dede Korkut tekil olduğu için burada lar çokluk eki var. Türk tekil, buradalar, çokluk eki var. Oğuz boyları diyor, Oğuz tekil, burası çoğul. Destanın biçimi diyor, destan tekil. Dolayısıyla burada çokluk ekin var. Topluluklar çoğul olduğu için sahip oldukları burada diyelik eki. Üçüncü çoğul şahıs Edirne'yi işaretle geç. Yine 2019'da ÖSYM belirtme durum eki ile iyilik ekini ayırt etme sorusu sordu ama bu sefer soru kolaydı. Çünkü metnin bağlamından hareketle hangisinin sahiplik bildiğini seninle anlayabiliriz. Metni okuduğun zaman bu gözlerin izleyicilere ait olduğunu çok rahat anlayabilirsin. İzleyicilerin gözleri, izleyicilerin izledikleri, karakterlerin sahip oldukları ve yine izleyicilerden inanmaları isteniyor. Dolayısıyla metnin bağlamından bunların sahiplik olduğu çıkıyor. Sahnelerindeki iyi eki ise belirtme eki, iki işaretleyip kendin de çok rahat yapabilirsin. Hangisi çekim eki almamıştır diye sormuş. Hemen şu sözcüklerin sonlarına bakman yeterli. Tek tek ekine köküne ayırma. Şurada bir ın ekin var. Tamlayan ekin. Şurada bir dağ ekin var. Durum ekin. Yine burada bir d ekin var. Durum ekin. Bak burada ilenin birleşmiş hali var. Vasıta ekin. Sadece sonlara bak. Ele keşfedilme diyor. Hocam burada fiilimsi var. Bu burada yapım eki. Edirne'yi işaretle geç. Altı çizgi sözcüklerin aldığı çekim eki hangisinde sırasıyla verilmiştir diye sormuş. Güzel bir soru. Şuradaki imekleri için senin için seçtim bu soruyu. Mersin'e derken E'nin durum eki olduğunu sen zaten biliyorsun. Ben Ceyhan'la Denizli'yi o yüzden hemen eledim. Şuradaki benim'e dikkat. Bizim tamlayan ikimiz normalde ın yine ki biliyorsun ama ben sözcüğüne gelirken bu im şeklini alıyor. Burada tamlayan ekimiz var. Dikkat et. Hissettiğim derken bunu şahıs ekiyle karıştırma. İyelik ekidir bu. Evet biliyorum iyelik ekleri sadece isme gelir. Ama burada da zaten bir fiil yok. Fiilimsi var. Fiilimsiye gelenler de iyelik ekidir. Unutma Edirne'yi işaretle. Altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakiler hangisinde yoktur diye sormuş. Ses olayı çözebilmen için ek ve kök bilginin iyi olması gerekiyor. O yüzden bu videoya kadar seninle biz hep ne yaptık? Biçim bilgisi çözdük. Şimdi onun faydasını göreceğiz. Hocam keskin, kökümüz kes burada. Ekimizde kin. İki tane sert harf yani fıstıkçı şahap harfleri arka arkaya geliyorsa orada ünsüz sertleşmesi vardır. Düştüm, kök düşmek, ş ve t İki tane sert harf aynı ses olayı burada da var. Varlıkta varlık kök ta ek. K ve T fıstıkçı şahap sesi hocam burada da var. Yumaktır tır burada ek hocam. K ve T ikisi de sert burada da var. Şaşkın diyor şaşmak kök hocam. Ş ve K ikisi de sert sert. O zaman burada da var hocam. Peki burada var mı? Burada bir kepçe sözü var ama burada kök halinde. Edirne'yi işaretle. Sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Ünlü düşmesi sözcüğün kökünde aranır. Çağırılmak, kökü çağırmak hocam ı düşmüş. Boynuma sözcüğünün kökü boyun hocam u düşmüş. Alnım sözcüğünün kökü alın hocam ı düşmüş. Yalnız sözcüğünün kökü yalın hocam ı düşmüş. Sessiz sözcüğünün kökü sessiz herhangi bir ses olayı ünlü düşmesi yok. Edirne'yi işaretle geçin. Ses olayı çözmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 12 soru boyunca ses olayı çözeceğim. Her denemede bir ses olayı geliyor. Lütfen takip et. Bu konuyu artık hallet. Ses olayı çözerken köklere dikkat ediyoruz. Kökümüz kitap hocam. P sesi B'ye dönüşmüş, yumuşamış. İkinci sözcükte ünsüz benzeşmesi var diyor. Şurada mişti, ş ve t iki tane sert harf arka arkaya gelirse ünsüz sertleşmiştir. Yani benzeşmiştir. Zulmü sözcüğünün kökü zulümdür. Ü sesimiz yani ünlümüz düşmüştür. Ünsüz benzeşmesi ve kaynaştırma istiyor benden. Bak burada etki diyor. Etmek kökü var bu. Kökün yanında olanları kaçırıyorsun. Kaçırma. T ve K ünsüz benzeşmesi. Y ise kaynaştırma harfi. Beşinci sözcükte ses olay yok diyor ama var. Adım sözcüğü atmaktan gelir. Edirne'yi işaretle geçin. Hangi sözcükte ötekilerden farklı bir ses olayı vardır diye sormuş. Ünsüz yumuşaması bulurken köklere dikkat et. Özellikle ufak küçük köklere dikkat et. Ağardı sözcüğünün kökü ak, yudum sözcüğünün kökü yut, adım sözcüğünün kökü at, gidenlerin sözcüğünün kökü git. Dolayısıyla bunların hepsinde ünsüz yumuşaması var. Merhametten diyor, iki tane sert sert arkaya arkaya geldiği için burada ünsüz sertleşmesi var. Sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişse olayı çözmeye devam ediyoruz. Seninle şu üçteki diyeye dikkat çekmek istiyorum. Diye de daralma vardır arkadaşlar. Bunun kökü demek fiilidir. Diye niye ve yiyecek sözcüklerinde daralma vardır bu üç sözcüğü unutma. Birinci sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır diye sormuş. Gönderdiği hiç sert ses yok. Yani fıstıkçı şahap sertlerinden hiçbiri yok. Ünsüz benzeşmesi olması imkansız. Bunu eliyoruz. Soruyu işaretleyip geçiyoruz. Burada P yumuşamış. Burada kalmamak var. A daralmış. Burada red var. İki tane de iki ses varsa da ona ünsüz türemesi diyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur demiş. Kelimenin köküne bakmayı öğrenmeden ses olayı çözemezsin. Bunun kökü kabir, bunun kökü ak, bunun kökü vakit, bunun kökü ahenk. Dolayısıyla değişimleri şimdi kendin görebiliyorsun. Yeniden de bir şey var mı hocam? Kökü yeni. Hayır bir şey yok. İşaretle geç korkma. Ses olayı çözmeye yani kelimenin ekine köküne bakmaya devam ediyoruz. Ek kök bilgisini bilmeyen öğrenci ses olayı çözemez. Kelimenin kökü ağaç. Ç sesi ne olmuş? yumuşamış. Döndükçe diyor hocam şurada iki tane ek var üst üste. iki tane sert harf arka arkaya gelmiş ünsüz benzeşmesi var. Küçülürün kökü küçük hocam k sesi yani ünsüz bir ses düşmüş. Herhangi bir ses olay yoktur dördüncü de diyor. Evet hocam kökümüz bağ. Bağdan bağlamak olmuş. Bağlamaktan bağlamış olmuş. Herhangi bir ses olayı yok. Beşinci sözcük Kökümüz ağız, ı ünlüsü düşmüş ama türetilirken ünlü düşmesi diyor. Türetilirken ünlü düşmesi yok arkadaşlar. Ünlüyle başlayan ek kalmış. Burada çekim eki varsa türetilirken ünlü düşmesi vardır diyemezsin. Edirne'yi işaretleyeceksin, geçeceksin.